Herkese merhaba, inceleme kanalıma hoş geldiniz. Bugün inceleme konuğum, görmeye pek de alışık olmadığımız türde bir laptop. Bu laptopun iki özelliği öne çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Ryzen 7 işlemci ve Nvidia ekran kartıyla geliyor olması. Piyasada neredeyse hiç görmediğimiz fakat yıllardır görmek istediğimiz bir kombinasyon. İkincisi ise askeri standartlarda dayanıklılığa sahip olması. Fakat o genelde gördüğümüz işte içinden bir tane entegreyi askeri standartlarda yapıp altına böyle küçücük yazıyla onu yazdıklarından falan değil. Baya baya düşmelere, darbeye, neme, soğuğa, sıcağa böyle bir dünya şeye dayanıklı yani. Şimdi özellikleri saymaya başlamadan önce bunun fiyat performans odaklı bir oyuncu laptopu olduğunu belirteyim. Şimdi işlemcimiz Ryzen 7 3750H modeli. Yıllardır oyuncu laptopu dediğimiz zaman Intel işlemci ve Nvidia ekran kartı ikilisinden kurtulamıyoruz. Bu giriş seviyesi oyuncu laptoplarında da orta seviyede de üst seviyede de bu şekildeydi. Ve rekabet olmadığı için bundan zarar gören kişiler tabii ki tüketiciler olarak bizler oluyoruz. Çünkü Intel orada istediği gibi kafasına göre fiyatlandırma yapabiliyordu. Açıkçası bu işlemciyi hangi işlemci kıyaslamalıyım bilemedim. İnternette de kaynak olarak öyle benchmark skorları falan pek bulunmuyor. Fakat kafanızda bir şeyler oturabilmesi için i7-7700 HQ'den daha iyi. Fakat i7'nin 9750H modeline göre %20 falan daha düşük bir performans veriyor. Ama tabii ki 9750H kullanan laptoplara göre çok daha düşük bir fiyattan piyasaya çıkacağı için çok da adil bir kıyaslama olmuyor. Masa üstündeki Ryzen 5 2600 modeline bayağı benzer bir performans sunduğunu söyleyebilirim ama. Ekran kartımız Nvidia'nın GTX 1660 Ti modeli. Ben bu 1600 serisini RTX serisinden daha çok seviyorum açıkçası. Çünkü RTX serisinde verdiğimiz para karşılığında aldığımız performans ve RTX teknolojisi beni çok mutlu etmiyor. Akşam güneşi kime vuruyordu? Bir anda bulutların arasından çıktı. Burası fena oldu. 1660 Ti önceki nesil laptoplarda gördüğümüz 1070'lerle aynı performansı veriyor fakat çok daha ucuz. Dolayısıyla fiyat performans odaklı bir laptop için biçilmiş kaftan diyebilirim. Ekran 17 inçlik ve kenarlarda inceltilmiş çerçeveye sahip. IPS level olarak lanse edilen ekranlardan var. Bu IPS level ekranların hala hangi panel olduğunu algılayamadım. Fakat o klasik TN paneller gibi böyle yandan baktığınız zaman falan renkleri bozmuyor. Gerçek IPS olan ekranlar kadar da başarılı değil, böyle ikisinin ortasında bir şey. Tazeleme oranı olarak 60Hz ve 120Hz seçeneklerimiz var. Benim önümdeki model 60Hz olanı. Şu an bayağı şiddetli bir güneş ışığının altındayım. Canlı olarak gösteriyorum. Ekranı okuyabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Hani öyle muhteşem yüksek bir parlaklığı yok fakat mat bir ekran olduğu için güneş altında da belirli bir noktaya kadar kullanılabilecek seviyede. Depolama olarak 128 GB'lık bir M.2 SSD'miz var. Bu bayağı yüksek hızlarda bir okuma hızı bize sunuyor. Yanında da 1 TB'lık bir mekanik diskimiz var. Keşke SSD'miz de 256'lık olsaydı demedim değil. Fakat anladığım kadarıyla fiyatı çok yükseltmemek için böyle bir tercih yapmışlar. 1 TB'lık diskimiz zaten onlarca oyun için yetecektir. Çok sık oynadığınız oyunları da SSD'ye aktarıp oradan hızlı bir şekilde açılmasını sağlayabilirsiniz. Güneş bulutun arkasından bir çıkıyor bir geliyor. Bir çıkıyor bir geri geliyor. Bu videoda ışık sürekli değişecek, idare edin. Kablosuz bağlantı seçeneği olarak Wi-Fi AC'ye destekliyor ve bu bir oyuncu laptopu olduğu için standartlardan 2 kat daha hızlı bir Wi-Fi adaptörü kullandık demişler. Bunun yanında Bluetooth 5 desteğimiz var. Bu sayede birden fazla Bluetooth cihaza aynı anda bağlanabiliyorsunuz. Klavyemiz RGB aydınlatmalı ve masaüstü bilgisayardakilere benzer bir tuş dizilimiyle geliyor. Bunun yanında WASD tuşlarını şeffaf bir tasarımda yapmışlar ve bence hoş gözüküyor. Touchpad'i idare eder seviyede, yani sizi yarı yolda bırakmaz fakat muhteşem de değil. Hani hassasiyet olarak falan kötü değil fakat kullanım olarak farklı hissettiriyor. Muhtemelen bu bir oyuncu laptopu için zaten herkes mouse'da kullanacaktır diyerekten touchpad üzerine çok düşmemişler gibi. Şimdi geldik hoparlör kısmına. Bunu size ne kadar yansıtabilirim bilmiyorum ama şuradan bir şarkı açacağım. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles. Hoparlörlerin ses seviyesi fena değil fakat ses kalitesi olarak
telefondakiler gibi böyle ince bir ses mi denir o, ne denir, hani böyle telefonlarda daha ince dinlersiniz ya müzikleri falan. Öyle bir ses kalitesi var. Hacim olarak bu kadar büyük bir alanı olan laptopta daha tok, daha doygun bir ses duymak isterdim açıkçası. Bunun yanında kulaklık çıkışı bayağı iyi. Yani oyun oynayacak kişiler zaten genel olarak kulaklıkla takılacaktır diyerekten kulaklığa abanmışlar. Ama hoparlörleri sadece bir şeyler duy, bir şeyler dinle diye yapmışlar gibi. Tabii bendeki inceleme örneği olduğu için de bu şekilde olabilir. Şimdi gelelim kasa özellikleri ve soğutmaya. Ben soğutmasına bayıldım. Çünkü oyuncu laptoplarının artık neredeyse hepsi boştayken sessiz çalışıyor olsa da yük altındayken böyle kulağınızı tırmalayan bir ses yapar. Bu model de yük altındayken tabii ki fan sesi yapıyor fakat kulağınızı tırmalamıyor ve bu benim çok hoşuma gitti. Ayrıca fanlar Hypercool teknolojisiyle geliyor. Bu sayede tozları kendi kendine dışarı atabiliyor. Bu da güzel bir şey çünkü laptopun fanlarını çok uzun yıllar boyunca temizlemenize gerek kalmayacak ve laptop fanı temizlemek birazcık zor bir işlem. Kasanın altı, elimizin geldiği yerler, ekran çevresi, ekran arkası falan hepsi sertleştirilmiş plastikten. Bunu fiyatı makul bir seviyede tutmak için mi böyle yapmışlar yoksa şu askeri dayanıklılık muhabbetinden dolayı mı böyle yapmışlar diye düşündüm. Muhtemelen askeri dayanıklılık muhabbetindendir diye düşünüyorum. Çünkü hani alüminyumda şuraya darbe geldiği zaman ben de bayağı vurdum ama alüminyum yamulabilir, bir şey olabilir, tekrar eski formuna dönemez. Fakat sertleştirilmiş plastik belirli bir darbeye kadar eski formuna geri dönebilir. Her ne kadar plastik olsa da ucuz hissettirmiyor veya ucuz gözükmüyor. Güzel böyle fırçalanmış detayları falan var. Kasanın sol tarafında güç girişi, tam boy bir Ethernet portu, tam boy bir HDMI, 3 tane USB ve kulaklık çıkışımız bulunuyor. Bu kulaklık mikrofon ortak olan tek girişli jacklardan. Onun dışında hiçbir yerinde hiçbir giriş, çıkış vesaire hiçbir şey yok. Hani bu giriş çıkışların her biri birer maliyet biliyorum fakat sağ tarafta da hiç yoktan bir ya da iki tane USB olmasını isterdim. Sanırım RAM'den bahsetmeyi unuttum. RAM'imiz 8 GB'lık 2660 MHz'lik bir RAM. 32 GB'a kadar destekliyor. RAM'i yükseltmek isterseniz alttaki kapağı açıp kolayca kendiniz takabiliyorsunuz. Sanırım cihazın tüm detaylarından bahsettim. Şimdi oyun testlerine geçelim ve AMD işlemciyle Nvidia ekran kartı birlikte ne sunuyormuş onlara bakalım. Evet, laptop bu şekildeydi. Benim incelediğim tarihte daha piyasada olmadığı için fiyatını net olarak bilmiyorum ve o yüzden paylaşamıyorum. Fakat çıkmış olursa satın alma sayfası veya özellik sayfasını açıklama bölümüne bırakırım. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak isterseniz bildirimleri etkinleştirmeyi unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.